Sayın misafirler, değerli konuklar, Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin açılışına hoş geldiniz. Bu özel gün hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaşması için Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Çok değerli konuklarımız, sevgili dostlarımız, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün kalemiyle bütün dünyaya ilham veren Nazım Hikmet'in bize bıraktığı zengin mirası korumayı ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı amaçlayan, aynı zamanda üniversitemizin kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini zenginleştirecek olan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk, heyecan ve gurur duyuyoruz. Nazım Hikmet bize mücadeleyi ve her ne koşulda olursa olsun umudu yitirmemeyi öğretti. Hayatındaki tüm zorluklara rağmen "Ben iyimserim dostlar, akarsu gibi" dedi. Ve daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna hep inandı. Biz de bugün burada aynı iyimserlikle, aynı kararlılıkla yola çıkıyoruz. Nazım'ın şiir yolculuğunu anlattığı şu sözlerini sizlerle paylaşmak isterim. "Şiirimin kökü yurdumun topraklarındandır. Ama dallarıyla bütün topraklara, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, uçsuz bucaksız yayılan bütün topraklara, o topraklar üzerinde kurulmuş medeniyetlere, bütün dünyamıza uzanmak istedim. İnsanoğlu nerede, ne zaman ve hangi dilde olursa olsun, yüreğime ve kafama uygun bir şiir söylemişse, onun söylenişindeki ustalığı incelemeye, ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Yalnız kendi edebiyatımın değil, Doğu ve Batı edebiyatının bütün ustalarını usta bildim. Sevdalınız komünisttir demekten korkmadığı için hayatının 15 yılını hapishanede geçiren Nazım Hikmet, düşünce ve ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların ülkemizde ne boyutlara ulaştığını ve ulaşabileceğini gösteren bir eşiği temsil eder aynı zamanda. Eserleri yıllar boyunca yayımlanmayan, vatandaşlığı ancak 2009'da iade edilen Nazım Hikmet'in şiirleri, masalları, romanları, tiyatro oyunları, düz yazıları bugün özgürce basılmakta. Üniversiteler olarak bizlere düşen görevde Nazım Hikmet'in "öyle yazmalı ki şiirden tek bir virgül atılınca her şey yıkılsın" düşüncesiyle yarattığı eserlerini derinlemesine incelemek, hakkında yapılan akademik çalışmalara hız vermek, dünya şairimizin dehasını anlamaya, anlatmaya çabalamaktır. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademik bir birim olarak kurulan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, isminde yer alan her sözcüğün hakkını verme sorumluluğuyla donatılmıştır. Nazım Hikmet'in mirasını derleyerek büyük bir arşiv oluşturmak, sözlü tarih çalışmaları yürütmek, seminerler, konferanslar, tartışmalar, buluşmalar düzenlemek ve bulgularını olabildiğince çok kişiyle paylaşmak merkezimizin birinci sorumlulukları arasındadır. İsmini aldığı şaire karşı görevini yerine getirirken bir kültür sanat merkezi olarak da faaliyet gösterecektir. Ülkemizin dünden bugüne edebiyat, kültür ve sanat alanındaki gelişimini izlemek, bu alanda kazanımları sürdürülebilir kılmak, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası çalışmalar yürüterek hem akademik hem de toplumsal hayata katkıda bulunmak önde gelen hedefleri arasında yer almaktadır. Merkezimizin bu çerçevede her yıl Türkiye'nin geniş kültür ve sanat birikimi üzerine yapılmış, bilimsel niteliği güçlü, özgün bir teze Nazım Hikmet Tez Ödülü vereceğini de buradan memnuniyetle duyurmak isterim. Nazım Hikmet'in azmini ve eserlerinin neden kuşaklar boyunca bizimle kalacağını
Fransız felsefeci ve yazar Jean-Paul Sartre şöyle anlatır. Ben onun özellikle insan olarak büyüklüğü ve kabına sığmaz enerjisi üzerinde durmak istiyorum. Tanıştığımızda hastalığı hayli ilerlemişti. Buna rağmen yaşam ve mücadele azmi karşısında şaşıp kalmıştım. Ama beni asıl etkileyen onun hüzünlü ve alaycı zihin berraklığı oldu. Sonunda eziyetlerden, sürekli ölüm tehditlerinden kaçıp kurtulan ve şimdi ömrünün sonuna yaklaşmış olan bu adam, aynı durumdaki birçok insanın yapmaya çalışacağı şeyi yapmıyor, dinlenmek üzere bir köşeye çekilmiyordu. Hiçbir şeyin bitmediğinin, dışarıdaki düşmana, hatta kardeşçesine de olsa içerideki dostlarının yanlışlarına karşı mücadeleyi sürdürmesi gerektiğinin bilincindeydi. O hiçbir zaman uyumadı. İlk ve son uykusu ölüm oldu. İmrenilecek bir şey. Hep gözü açık kalmasını bilmiş bir insanın eserleri ölümünden sonra bile ondan nöbeti devralır ve gözünü üzerinizden eksik etmez. Bizler hepimiz Nazım'ın coşkulu, samimi gözlerini üzerimizde hissetmeye devam ediyoruz. Nazım Hikmet hiç kimsenin aç kalmadığı, kimsenin kimseden korkmadığı, kimsenin kimseye emretmediği, kimsenin kimseyi yermediği, kimsenin başkasının umudunu çalmadığı bir dünya hayal ediyordu. Yaşamak güzel ve güzel şey be kardeşim deyişi kulaklarımıza çınlayan Nazım, Mehmet'e son mektubumdur şiirinde de oğluna önce insanı sevmeyi öğütlüyordu. Tohuma, toprağa, denize inan, insana hepsinden önce. Bulutu, makinayı, kitabı sev, insanı hepsinden önce. Ömrünün son yıllarında yazdığı İyimserlik isimli şiirinde de yine doğru bildiğini söylüyordu. Şiirler yazarım, basılmaz, basılacaklar ama. Bir mektup beklerim müjdeli. Belki de öldüğüm gün gelir, mutlaka gelir ama. Ne devlet ne para, insanın emrinde dünya. Belki 100 yıl sonra olsun, mutlaka böyle olacak ama. Değerli konuklarımız, işte biz bu duygularla, bu iyimserlik içinde bu merkezi kurduk. Merkezimizin Nazım gibi bütün dünyaya, bütün medeniyetlere uzanmasını temenni ediyor. Heyecanımızı paylaşan herkese, hepinize geldiğiniz için en içten şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim efendim.